Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anne tarafından Konya Karaman göçmeni olduğu iddiaları bir yana bırakılacak olsa dahi Konya'yla olan yakınlığı üstü örtülemez bir gerçektir. Çünkü Konya, Ulu Önder'in İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en çok ziyaret ettiği şehir olma özelliğine sahiptir. Günümüzde Konya'da Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve Atatürk'ün Konya'yı ziyaretlerinde konakladığı ev, hatırasını büyük bir özenle korumaktadır. 1912 yılında inşa edilen iki katlı tarihi bina, kesme moloz taş ve tuğladan yapılmıştır. 1920 yılına kadar vali konağı olarak kullanılan bina, 1923 yılında hazine adına tescil edilmiş, 1927 yılında Konya Belediyesi tarafından satın alınmış, 19 Temmuz 1928 tarihinde ise Konyalıların Ulu Önder'e şükranlarının bir ifadesi olarak Atatürk adına tescil edilmiş ve tapusuna Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya Konyalıların hediyesidir kaydı konmuştur. 1940 yılında Konya Özel İdaresi tarafından sembolik bir ücret karşılığı satın alınan ev, 1963'e kadar yeniden vali konağı hizmeti vermiştir. 1963'te Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen bina, onarılarak 17 Aralık 1964 tarihinde Atatürk Evi Kültür Müzesi adıyla ziyarete açılmıştır. Atatürk Müzesi, Atatürk'ün doğumunun 100. yılında ilk kutlama komitesi başkanlığının talepleri üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce restore edilerek sergileme ve düzenlemesi de yeniden yapılmış ve 17 Nisan 1982 tarihinde Atatürk Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Müze içerisinde Atatürk'ün Konya'ya düzenlediği 13 ziyaret boyunca kullandığı şahsi eşyalar teşhir edilmektedir. Ulu Önder 13 ziyaretinden ilkini 3-5 Ağustos 1920 tarihleri arasında Kuvayi Milliye'ye karşı olan olumsuzlukların önüne geçmek ve halkı aydınlatmak için Delibaş Mehmet İsyanı'ndan kısa bir süre sonra gerçekleştirmiştir. Konya'nın durumundan hoşnutluğunu 3 Ağustos'ta Celaleddin Arif Bey'e çektiği telgrafta bildiren Gazi Hazretleri, ertesi gün 4 Ağustos'ta hastaneyi ve Konya Lisesi'ni ziyaret etmeyi de ihmal etmemiştir. Atatürk'ün Konya'ya yaptığı ilk ziyaret 5 Ağustos 1920'de son bulmuştur. İkinci ve üçüncü ziyaretlerinde büyük taarruzun lojistik ihtiyaçlarını karşılayan Konya'yı denetlemiş, 19-24 Ağustos arasındaki dördüncü ziyaretinde ise 20 Ağustos'ta Konya merkezden Akşehir'e geçmiş, burada büyük taarruzun 26 Ağustos'ta yapılması kararını verdikten sonra 24 Ağustos'ta Şuhut'a doğru yola çıkmıştır. Atatürk Konya'yı 5. ziyareti esnasında 20-21 Mart 1923 gecesi Konya Türk Ocağı'nda gençlerle uzun süre vakit geçirmiş ve ocağın defteri için kaleme aldığı yazıda Konya çeşitli Türk devletleri yaşamış Öztürk vatanıdır. Konya asırlardan beri tüten büyük bir nurun ocağıdır. Türk kültürünün esaslı kaynaklarından biridir. Konya Türk Ocağı, Konya Türklüğünün hakiki bir timsali olmalıdır. Bu ocaktan milletin duygusunu, ülküsünü daima ısıtacak, nurlandıracak parlak alevler gökyüzüne yükselmelidir. Çok yükselmelidir. O kadar ki bu alev vatanın bütün ufuklarından aydınlıklar vücuda getirebilsin. Konya'nın genç dimağları, atılgan, cesur, sabahkar çocukları. Ocağınıza sahip olunuz. Bütün engeller ocağınızın ateşi karşısında yanıp kara duman olmaya mahkumdur. Gazi Mustafa Kemal ifadelerini kullanmıştır. Ertesi gün, yani 21 Mart'ta ise Konya Hilal-i Ahmer Cemiyeti Kadınlar Kolu tarafından verilen çay davetinin ardından Konya Sultanesi'ni, yani bugün Konya Lisesi'ni ziyaret etmiş ve burada öğretmenlerle öğrencilere tüm olarak yapacağımız kurtuluş ve devrim hareketinin de düşmana karşı yaptığımız istiklal hareketi gibi eninde sonunda başarıyla sonuçlanacağına asla şüphem yoktur cümleleriyle hitap etmiştir. Gazi, 6. ve en uzun ziyaretinde 3 Ocak 1925'te büyük bir coşku ve kalabalıkla karşılanarak Konya halkının kendisine hediye ettiği konağa gelmiş ve bu konağın balkonundan geçit törenlerini izlemiştir. 11 Ocak'ta 1. İnönü Zaferi'nin 4. yıl dönümü kutlamalarına katılan Atatürk, çeşitli gezi ve incelemelerin ardından 13 Ocak'ta Konya'dan ayrılmıştır. Atatürk'ün 6. ziyaretinden sonraki 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. ziyaretleri çoğunlukla günübirlik olup kısa sürmüşlerdir.